Ali'nin parası Handan'ın parasının 4 katı, Handan'ın parası Nura'nın parasının yarısı kadardır. Buna göre Ali'nin parası Nura'nın parasının kaç katıdır? Şimdi bunlardaki püf nokta şu. Zaten çözülür soru da püf noktasını söyleyeyim. En küçük olana, yani parası en az olana bir sembol vereceğiz. İster x verin, ister bir kat çizin, isterseniz bir şekil çizin. Ama en küçük olandan başlayın. Şimdi Ali'nin parası Handan'dan çok. Handan'ın parası da Nura'nın yarısı. Öyleyse en düşük Handan. Handan'ı çizelim. Bir kat olsun Handan. Nuran onun 2 katıymış. Handan'ın parası Nuran'ın yarısıymış. Hemen Nuran'a 2 kat çizdim. Aydın'a geldim. Aydın'ın parası da Handan'ın 4 katı. Bu bir katsa bu da 4 kat. Öyleyse Aydın'ın parası Nuran'ın parasının 4'e 2 olduğu için 2 katı. Şimdi gelelim. Yanlış yoldan gitseydik nasıl yapardık? Mesela Aydın'ın parasına x diyelim. Handan'ın parasının 4 katıymış. Handan'ın parası x bölü 4 oldu. Handan'ın parası Nura'nın parasının yarısı. X bölü 4 ise x bölü 2 oldu. Hani bu şekilde gidince biraz daha karışıyor. Diğer türlü daha kolay. 4, 2 kat. Burada 4 kat var. Burada 2 kat görülüyor. Rasyonel sayılara girince birazcık iş karışabilir. Ama bu soru kolay da biraz daha zor sorularda. Örneğin 2 katından 3 fazla diyor. Ondan sonra diyor ki öbürü de onun 2 katından 4 fazla diyor. Bu sefer en büyüğe x dediğinizde böyle 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 gidince karışabiliyor. Ama diğer türlü sürekli katlıya katlıya gittiğiniz için rahat görülüyor sonuç.